Geçen videomda da mı arkamda bu araba vardı? Emin değilim. Şu an aslında bugün video çekecektim. Çekeceğim. Çekiyorum. Bazı soruları yanıtlayacaktım. Azerbaycan hakkında sorulan bir tane bir Melike. Çok güzel sorular sormuş. Onun sorularını cevaplayacaktım. Çünkü böyle 8 tane falan soru sormuş ve gerçekten hani güzel sorular sormuş tek tek böyle. Ama yolda gelirken iki tane kazaya şahit oldum ve of, hala böyle elim ayağım titriyor gerçekten. Bir tanesinde araba bildiğiniz ters dönmüş, tepe taklak olmuş. İnşallah ölen falan yoktur, hani yaşıyorlardır. Of, onu gördüm zaten böyle çok kötü oldum. Bir de o sırada polis böyle hani bana dur yaptı. Çünkü işte itfaiye arabası geliyordu. O sırada baktım işte. Allah'ım ne kadar kötüydü ya Rabbim. Böyle var ya, içim titriye titriye geldim. Yani zaten gördüm, böyle gözlerim direkt doldu. Ağlayacağım ama böyle gözlerim dolu dolu da arabayı da süremiyorum. Göremiyorum da. Sonra oradan geçtim. Bir tane daha kaza olmuş. Orayı da yine böyle çevirmişler. Ya böyle anlatamam şu an. Gerçekten çok kötü oldum. Zaten burada araba sürmek konusunda hep çok tedirgindim. Böyle şeyler görünce daha çok korkuyorum. Gerçi Türkiye'de hani her şey çok daha mı yolunda? Her şey işte trafik kuralları daha mı çok yerinde? Hayır. Ama ne bileyim, insanın biraz daha doğup büyüdüğü bir yer olduğu için belki de hani hep, yani orada sonuçta babanız falan sürerken hep görüyorsunuz ve biraz daha rahat hissedebiliyorsunuz herhalde. Burada hani yolların çoğunu tanımıyorum. Veya bir şey olsa nasıl reaksiyon vereceğim falan, bunları nasıl ayarlayabileceğim, bunlara çok emin olmadığım için galiba böyle şey oluyorum. Çok daralıyorum. Mesela benzin dolduracağım, karnım ağrılar falan giriyor, çok stres oluyorum. Bir de tabii çocukluyken sürmek çok daha farklıymış yani. Onu anladım. Evet, hani buna cesaret edebiliyorum ama gelin bir de bana sorun nasıl cesaret ettiğimi. Pervin olmasa ya da ben süremezdim. Pervin'in bana hani cesaret vermesi olmasa ve beni desteklemese, sürekli teşvik etmese yine de süremezdim. Gerçekten. Ya burada böyle mesela aşırı hız yapan falan yok. Bazı bölgelerde evet denk geliyor ama yani çok fazla, Bakü'deki gibi, Azerbaycan'daki gibi çok fazla polis geziyor. O yüzden insanlar buna çok cesaret edemiyor. Ama beni burada en çok korkutan şeylerden bir tanesi yani bir yayaya veya bir bisikletliye çarpmak. Çünkü hani onlara her zaman öncelik var ve mesela düz yolda giderken değil de mesela tam sağa dönecekken ki sana yeşil yandığı zaman onlara da yeşil yanıyor. Sağa veya sola döneceksin diyelim. Sana yeşil yandı, yayaya ve bisiklete de yeşil yanıyor. Hani bakman gerekiyor, sürekli kontrol etmen gerekiyor. Gelen var mı, giden var mı, ya da bir anda mesela bir yoldan çıkıveriyor. Bir de ben trafik kurallarının çoğunu unuttum açıkçası. Dur, bu video böyle bir video olsun. Diğerini birazcık konuşayım, rahatlayayım. Sonra diğer soru cevap videosuna geçeyim madem. Şöyle şimdi Türkiye'de öğrendiğim trafik kurallarının çoğunu unuttum. Zaten şöyle, Türkiye'de ehliyeti nasıl almıştım işte. 18 yaşındayken, oydu 18 yaşındayım, üniversiteye başladım. Üniversiteye gidiyorum. Tatillerde arada gelip ehliyet sınavına giriyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Derslerine falan asla gitmedim yani. Sadece sınavlarına gittim. Onda da ilk yardım vardı, motor vardı, bir tane daha bir şey vardı. Yani ikisini geçmiştim, motordan ikinci de geçmiştim. Motor sınavından ikincisini de geçmiştim. Çünkü hiçbir bilgim yok yani. İlk yardımı falan hani birazcık böyle derslerde, ne bileyim neyle yaptım bilmiyorum. Biyomedikal bölümünde okuduğum için mi? Lisede acaba öyle bir bilgilerim vardı bilmiyorum ama şu an mesela çok isterdim yani şey falan alayım, ilk yardım dersi alayım. Bilmiyorum onları. Diğer dersi de geçmiştim yazılıda. Direksiyon sınavına da işte girmiştim. Direksiyon sınavını zaten ilkinde geçmiştim. Ondan önce babam sürekli çalıştırıyordu zaten. Çalıştır derken babam hep bin diyordu ve sürdürüyordu. Ben de seviyordum araba sürmeyi. Babam kızsa da indirse de inmiyordum. Hayır diyordum, bana ne süreceğim diyordum. Yani aslında küçükken bir fobim hiç olmadı araba sürerken.
Belki de küçüktüm, çocuktum. Hani çok düşünmüyor muydum, çok ciddiye almıyor muydum bilmiyorum. Ama burada böyle gerçekten zangır zangır titriyorum mesela. Bir şey olmuştu burada, ben ilk araba kullanmaya başladığım zaman park halinde duran bir tane arabaya çarpmıştım. O zaman düz vitesti araba. Ben arabayı düz vitesle öğrendim zaten. Hani sürebiliyorum onu ama böyle trafikteyken falan çok böyle şey yapamadım, kontrol edemediğimi öğrendim. Bir de çocukla sürerken hani Enes sürekli bir şey istiyor, Ahsen'e sürekli bir müdahale etmem gerekiyor. Çok zor olmuştu benim için. Bir de yolları falan hele hiç bilmiyordum. Sonra işte Pervin sağ olsun arabayı değiştirdi, otomatik aldı. Onunla biraz daha böyle şey yaptım. Ama mesela o ilk arabanın köşesini vurduğum zaman şey olmuştu. Bayağı bir iki hafta falan, 2-3 hafta belki araba süremedim bir daha. Sürmek istemedim yani. Sonra bir daha Allah çok şükür öyle hiç kaza maza bir şeyim olmadı. Ama yine de içimde nedenini bilmediğim bir korku hep var. Hep böyle korkuyorum yani. Şu an hani hala ellerim karıncalanıyor o kazayı gördüm. Ya bir de şey olmuştu. Bizim evin orada bir tane kaza oldu. Bizim evin orada nasıl biliyor musunuz? İşte yola çıkmak için hep o yol kullanmanız gerekiyor neredeyse. Yani 2-3 tane seçenek var da işte onlar biraz daha uzatmalı seçenek. Bir tane bir yol var, tamam mı? Yola çıkacaksınız. Bu yol çıkacağınız ana yol, gelişli gidişli hem tramvay yolu hem de yol, araba yolu, otomobil yolu. Karşıdan da gelenler var. O yolda da kazalar olabiliyor. Çünkü tramvaylar genelde durmuyorlar. Yani mesela bak şunları ben bilmiyorum. Geçiş öncelik hakkı kimde? Bunu kendim sonradan birazcık okudum, araştırdım. Tramvayların ve otobüslerin her zaman geçiş hakkı üstünde var. Tabii diğer şeyleri saymıyorum. Ambulans, itfaiye falan, onları saymıyorum. Tramvayların her zaman geçiş üstünlüğü var ve tramvay durmak zorunda değil bildiğim kadarıyla. Durmadığı zaman da arabayı sürüp geçebiliyor. Yani belki tramvayı kullanan insana mı bağlı olarak değişiyor bilmiyorum ama hani durmazsa durmaz yani. Kimse ona niye durmadın demiyor. Böyle bir şeyden sorumlu değil. Ve burada o kadar çok öyle yol var ki mesela döneceğim, tamam mı? Böyle düz gidiyorum, tamam mı? Bu tarafa doğru döneceğim şöyle ve karşı tarafa veya böyle döneceğim. Buradan tramvay geliyor, tamam mı? Tramvay mesela normalde duruyor diyelim. Ya şimdi bana burada yeşil yanıyor. Tramvaya da yeşil yanıyor ama tramvay biraz daha geride. Bir kere şey olacak, ben geçerim zannettim. Ama tam buradayım. Tramvay yolunu orada beklemeniz gerekiyor. Tramvay yolunda bekliyorum. Bu taraftaki arabaların akışını bekliyorum. Yani şu tarafta kalan arabaların akışını bekliyorum. O taraftaki arabalar geçiyorlar. Sonra mesela ya da bana yol verirse falan geçebiliyorum. Oradaki arabaların hiçbirisi bana yol vermedi. Ben de burnumu sokmadım açıkçası. Soksam mecbur verecekti. Ondan sonra tramvay bana dağıt dağıt bir yaptı. Ben tabii gaza nasıl bastım ve geçtim bilmiyorum. Çünkü bir baktım hani bu tarafa, bir baktım tramvay geliyor. Ve o şekilde gaza basmamla geçmem bir oldu. Durmayabilirdi yani. Bu yollar çok fazla. Yani tramvayla arkalı önlü gittiğin Türkiye'de mesela belki Eskişehir'de falan o şekilde olabilir yollar. Ama ben Konya'da hiç öyle bir yol görmedim. Mesela Mevlana taraflarında falan tramvay yolu var ama yani tramvay ama arabaya da yol var. Burada nasıl biliyor musunuz? Yani tramvay yolu araba yolunun üstünde. Araba yoluyla yani tramvayla araba yan yana, arka arka, yan yana da bile değil yani. Arka arkaya gidiyor yani. Önlü arkalı gidiyorsunuz tramvayla. O yollar beni hep çok korkutuyordu. Hala korkutuyor. Hatta yani şey bile oluyor, tramvay yoluna böyle tekerlekle geldiği zaman araba hafif böyle şey oluyor, kayıyormuş gibi oluyor yani. Bu hani çok değil ama bunu hani mesela ben bildiğim için ondan oluyor ya, yani onu anlayabiliyorum. Ve bence çok korkunç bir şey. Bir de ben tramvay yolundan niye de korkuyorum? Bir kere biz bisiklet sürüyorduk Pervin'le işte. Pervin'in bisikleti o tramvay yolunun arasına girmişti. Ve Pervin düşmüştü. Yani tam düşmemiş de düşecek gibi olmuştu. Ve bence çok korkunçtu. Şimdi burada trafik kuralları uygulanıyor. Hani çok nadirdir yani fire veren gördüğüm. Çünkü çok fazla polis geziyor. Bu park konusunda falan inanılmaz katılar bence. Çünkü biz hep park cezası yiyoruz. Yanlış yere durdurmuyoruz ama ceza yiyoruz işte. Ondan sonra polisler çok fena. Yani her an durduk gördükleri an direkt pat ceza yazabiliyorlar. Birkaç kere affettikleri oldu. Pervin
Ya şimdi mesela Pervin kullanıyordu. Ben hiç durdurulmadım Allah'ıma çok şükür. Allah'ım inşallah durdurmam. Çünkü en büyük korkularımdan bir tanesi de o yani. Polisin beni durdurması. Yani bir şey işleyeceğini alayım sicilime falan da hani o şeye diyaloğa girmek bile beni o kadar geriyor ki, o kadar geriyor ki. Pervin'i durdurmuşlardı işte. Bir keresinde bizim evin orada Pervin park yeri ararken kemerini çıkarmıştı. Pervin'e de hep söylediğim şey kemerini tak, kemerini tak ama çok bilmiş takmadı. Yani çıkardı kemerini nasıl park edeceğim arabayı diye. Ondan sonra ne oldu? Polis gördü. Polis geçti yanımızdan. Sonra polis geri döndü geldi. Dedi neden kemer? Bir de Pervin'in siyah tişört vardı herhalde birazcık ona aldandı. Polis dedi ki işte biz sizin buradaki şeylerinizi görüyoruz falan dedi. Takılıp olmadığını görüyoruz falan dedi. Ondan sonra bir güzel Pervin cezayı yazdılar. Bir kere daha olmuştu. Pervin de şimdi burada hani çok fazla araba kullanıyor evet. Bir işi gereği de çok fazla araba kullanıyor ama yine de bazı yollar çok karışık oluyor. Dediğim gibi yine bir tramvay yoluna yanlışlıkla girmişti. Tramvay yoluna girdi. Sonra polis geldi arkamızdan. Dedik işte bu yol tramvay yolu falan filan. Pervin de dedi ki hani bilmiyordum yani çok dedi fark edemedim, seçemedim işte bir şeyler söyledi. Ondan sonra onlar onu anlayışla karşılamışlardı ama gerçekten ciddi problemdi yani. Hele en kötüsü bir kere de yaya geçidinin olduğu bir yerden geçecek. Bir tane karanlık, bir de yağmur falan vardı galiba. Bir tane adam böyle koşarak geliyor. Sonra ya adam durdu, Pervin de duruyordu aslında araba. Adam durunca Pervin geçmek istedi ama adam böyle hafif koşma temposunu da hala yapıyordu. Hani durduğu yerde koşuyordu. Sonra Pervin şey yapınca o da geçti tamam mı? Sonra sen polis bunu gör. Arkamızdan viyu 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 viyu. Aslında o sesten yani ödüm kopuyor. Mesela diyelim ki böyle bayağı 10-15 metre arkamda polis var. Polis arabasını görüyorum diyorum ki kesin bana geliyorlar Pervin diyorum hani. Ya böyle bir şeyim var. Polisler de hani kötü veya çok kaba oldukları için değil. Çok böyle iyileri de var tabii. Karşılaştıklarımız da hep daha anlayışlı insanlardı açıkçası. Mesela ceza yazmamışlardı yani Pervin'e 2-3 sefer öyle. Bir de hani Pervin şey diyor, ilk defa böyle bir şey yapıyorum falan deyince zaten bakıyorlar bir de ehliyetinde hiçbir şey de yok. O yüzden de bir şey yazmadılar. Ceza gelmedi ama bir iki sefer gelmişti işte polisin durdurduğundan. Polisten de niye korkuyorum bilmiyorum. Yani mesela bir kere şey olmuştu. Belki bundan korkuyor olabilirim. Bir tane polis şey demişti işte İngilizce konuşuyorduk. Dedik ki hani filmekçimizi geliştirmeye çalışıyoruz ama henüz burada yeniyiz falan. Adam dedi ki sen burada yaşıyorsan işte filmekçi nedir nasıl konuşmalı gerekiyor falan. Bu bir çip değil ki yani yükleyelim kendimize sonuçta. O yüzden de geriliyor olabilirim. Hani yine öyle birisi denk gelir ve bana Netherlands konuşur ve ben anlamayacağım sonuçta ve onu kendimi savunamayacağım ve bu beni çok gerecek. Ondan dolayı da geriliyor olabilirim. Hani Türkiye'de olsa bıdı 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 bir sürü bir şey söylerim ya da Azerbaycan'da olsa bir sürü bir şey yapabilirim, söyleyebilirim ama maalesef görüyorsunuz değil mi? İnsanlar koşuyorlar. Yanından geçen insanlar çok acayipler bu arada. Acayipler değil mi? Yani sonuçta bana farklı insanlar. Dikkat çekiciler. Of böyle ya bu video şey gibi oldu. Kendimi burada araba sürme nasıl araba sürme şeylerimi anlatmışım gibi oldu. Böyle yani Bakü'deyken bir iki kere sürmüştüm. Pervin arabası ama çok büyüktü. Büyük jipti ve bence o böyle daha şey veriyor insana güven veriyor. Ya da bilmiyorum ya gerçekten araba ne o kullandığın hiç önemli değil. Arabada çocuk olduğu zaman her şey çok değişiyor. Bununla ilgili bazı taktikler tabii ki de uyguluyorum. Enes'le arabaya bindiğim zaman veya Aslan'la arabaya bindiğim zaman tabii ki de uyguluyorum. Kendi çapımda bir şeyler ve işe yarıyor. Genelde iki çocuğum da arabayı çok sevdi. Çok şükür bu yönden çok şanslıyım. Arabada ağlayan bebekler değiller, olmadılar. Arabaya hatta hani uyuyan bebekler oldular arabada. Aslan şu an gördüğünüz gibi uyuyor. Enes de arabada uyumayı çok seviyor. Hatta bazen evde uyumayacağım, ben arabada uyuyacağım diyor. Çok şükür ya. Bir de hani böyle arabada çok fazla ağlayan falan bir bebekler olsaydı ben çok gerilirdim ve yok yani hiç yapamazdım. Süremezdim. Daha çok hız yapma gereği duyuyor çünkü insan çocuk ağladığı zaman. Neyse arkadaşlar bu konu hakkında eğer bir sorunuz olursa her zaman sorabilirsiniz. Anlatmaya çalışırım elimden geldiğince. Burada ben ehliyetimi çevirdim. Yani Türk ehliyetiydi. Sonra gidiyorsunuz belediyeye veriyorsunuz kimliğinizi. Ehliyetinizi, eski ehliyetinizi size böyle döndürüp başkasını işte buranın ehliyetini veriyorlar. Ama belli bir sürelik veriyorlar. Uzun bir sürelik vermiyorlar. Sonra onu tekrar çeviriyorlar. Ama ben olsam ne yapardım? Sonuçta her ülkenin kendine göre trafik kuralları var. Kendine göre yolları var.
Ben kesinlikle burada ehliyeti pat diye çevirtmektense birisine şey yapmayı tercih ederdim. Yani bir ön kurs geçmesini şey yapardım. Ya bence öyle bir şey yapmaları gerekiyor. Görünüyor mu? Şurayı şöyle kapatacağım. Niye kapattım orayı da bilmiyorum ama genelde böyle numaraları kapatıyorlar ya. Hala elim titriyor, gerçekten çok korktum ya. O çok kötüydü yani. Araba tamamen taşlanmıştı ve paramparçaydı. Böyle. Öpüyorum hepinizi. Bir şey olursa soracağınız Belçika'da veya Avrupa'da. Da Belçika'dakini biliyorum sadece. Avrupa'da aynı mı bilmiyorum sistemler. Araba kullanmakla alakalı her zaman sorabilirsiniz. Hoşça kalın.